Beşinci konuşmayı Doğru Yol Partisi adına Genel Başkan Çetin Özaçık göz yapacak. Sevgili vatandaşlarım, öncelikle TRT ve Yüksek Seçim Kurulumuza bizlere onar dakika daha olsa vatandaşlarımıza seslenme imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ancak benim buradan iktidar ve tüm muhalefet partilerine bir çağrım olacaktır. Seçime giren tüm parti genel başkanlarının katılacağı, ve tüm TV kanallarının aynı anda canlı yayınlayacağı bir açık oturum yapılmasını talep ediyorum. Bu açık oturum tam demokrasi geçişimize katkı sağlayacaktır. Projelerimize gelince, Doğru Yol Partisi iktidarında emeklerimiz bin Türk lirası aylıkla azap çekmekten kurtulacaklardır. Ve tıpkı Avrupa'daki 80-90 yaşındaki emekler gibi tatillerini yurt dışında geçirecek şekilde hayat seviyesine kavuşacaklardır. Çünkü aylıklarını her 6 ayda bir 500 Türk lirası zam yapacağız. Böylece emekli aylıkları kısa sürede 3000 Türk liraya çıkacaktır. Kaynağı nereden bulacağımızı da hemen söyleyeyim. Emeklilerin aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şu anda çalışanlardan topladığı primlerden ödenmektedir. Bu toplanan primler bazı bankalara %4 faiz ile yatırılmaktadır. Sosyal güvenlik kurumunun topladığı primler ve bu faiz geliri dışında bir gelir yoktur. Bu gelir artırılmadan emekli maaşlarının artırılabilmesi mümkün değildir. Sosyal güvenlik kurumunun parası ile yılda en az %40 kazanan bankalar bu kazancın %4'ünü sosyal güvenlik kurumuna vermektedirler. Biz Doğru Yol Partisi iktidarında SGK Bankı yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi bankasını kuracağız. SGK'nın faiz geliri de bu sayede %4'den %40'a çıkacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun parasını başka bankada değil kendi kuracağı kendi bankasında çalıştıracaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elindeki para çoğalınca emeklilerin aylığı da haliyle artacaktır. Böyle bir imkan yaratıldığını emeklilik yaşının da indirilmesi mümkün olabilecektir. Bir diğer gelir getirici projemiz de cadde ve sokak isimlerinin özelleştirilmesidir. Kamuya mal olmuş ve tarihi isimler haricindeki anlamı olmayan sokak isimlerini ihaleye çıkartarak isim hakkını devredeceğiz. Türkiye'de yüz binlerce cadde ve sokak var. Her geçen günde yeni sokaklar oluşuyor bu sokak isimlerinin ihale ile isim hakkının verilmesinin hiçbir maliyeti yoktur ve bitmek tükenmek bilmeyen bir gelir kaynağıdır. Kişilerin yanında büyük firmalarda reklam için bu projeye para aktaracaklardır. Futbol takımları ve ligler bu yolla çok büyük paralar kazanmaktadır. Yabancı büyük şirketlerin Türkiye'de işlek kavşak, meydan ve caddeler isimlerinin verilebilmesi için ödeyecekleri meblalar Türkiye bütçesine sıfır maliyetli ve bitmeyen katkılar sağlayacaktır. Kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık konusu, kamuda çalışan kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız bir saat geç işbaşı ve bir saat erken pados yapacaklardır. Ev kadınlarımız adeta ağır işçi durumundadır. Evde yaptıkları iş yetmezmiş gibi bir de erkeklerle aynı oranda dışarıda iş yerinde çalışmaktadırlar. Kadınlarımız ile ilgili engelli vatandaşlarımızı rahatlatmak ve mesai saatinde trafiği de rahatlatmak için kamuda çalışan kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın bir saat geç işbaşı bir saatte erken paydos etmelerini sağlayacağız. Kadın ve engelli vatandaşlarımıza başka pozitif ayrımcılıklar da sağlayacağız. Bunların ödeyecekleri vergi oranları diğerlerinden daha düşük olacaktır kendi adlarını açtıkları iş yerlerinde vergi, elektrik, su, SSK gibi ödemelerinin erkeklerden daha düşük oranda olmasını sağlayacağız. Engelli vatandaşlarımızın evlerinde çalışma yapacakları sistemlere de geçirecektir. Öğrenme ve sınav sistemi şu anda 180 üniversitemizde 2,5 milyon öğrencimiz eğitim görmektedir. Eğitim süreleri 6 aydır. Geri kalan 6 ayda tatille geçmektedir. 2 milyon, 2,5 milyon gencimiz de üniversite kapısında giriş için beklemektedir. Doğru Yol Partisi iktidarında üniversite sınavları kaldırılacak. Şu anda eğitim gören 2,5 milyon gencimiz 6 aylık tatile çıktıklarında sınava hazırlanan şu andaki öğrencilerimiz sınavsız bir şekilde üniversiteye girecekler ve 6 aylık eğitime başlayacaklardır. Bu suretle 180 olan üniversite sayımızı da 5 kuruş masraf etmeden 360'a çıkarmış olacağız. Yani Türkiye ekonomisi önümüzdeki 10 yıl içinde üniversite yatırımı yapmayacağı için 225 milyar Türk lirası tasarruf etmiş olacak ve bu parayı memuruna, işçisine, çiftçisine, sanayicisine verecektir. İşte size büyük bir kaynak da KPS sorunu Kamuya giriş sınavları rezaletin de kökünden temizleyeceğiz. İnsanlar iş müracaatlarında böyle bir sınava girmeyeceklerdir. Devlet planlama teşkilatında toplanacak bilgi ağ sistemiyle ailelerin ekonomik durumları tespit edilecek. Valilikler Vergi daireleri, tapu müdürlükleri, muhtarlıklar ve fertlerin kendi beyanları ile ailelerin geril durumları puanlaması yapılacak ve ihtiyacı olan ailenin ferdi öncelikle işe alınacaktır. Yani aylık toplam 10 bin lira gelir olan ailenin ferdi ile aylık toplam bin lira gelir olan ailenin ferdi aynı şartlarda sınava girmeyecektir. Aile geliri daha düşük olana işe girerken öncelik verilecektir. Doğru Yol Partisi iktidarında sizden bizden kavgası olmayacaktır. Doğru Yol Partisi iktidarında komik ve insafsız tutuklamalar olmayacaktır. Tutuklamalar yapılmayacaktır. Doğru Yol Partisi iktidarında hırsızlıkların üstü örtülmeyecektir. Doğru Yol Partisi iktidarında meclis hırsızlıkların atlama yeri olmayacaktır. Vatandaşlarımızın üç parti kısır döngüsünden kurtulabilmelerini diliyorum. Seçime giren sadece 3 parti değildir. Nasıl olsa başa, barajı geçemez. Oyum ziyan olmasın. 3 partiden birine vereyim algısından kurtulun. Bu algı bizi kutuplaşmaya götürmektedir. Kararsız vatandaşlarımızın sandık başına gittiklerinde oy pusulasında birinci sırada olan Doğru Yol Partisi seçeneği de değerlendirmesini rica ediyorum. Milletimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.